Tekrardan merhabalar, nasılsınız? Bugün sizlerle çok güzel, harika ve acayip besleyici, bir o kadar da lezzetli bir tarif yapacağız. Tam da sezon tarifi diyorum ben buna. Enginarların zamanı geçmeden, taze baklalarımızın zamanı geçmeden ve son kıştan kalan kök sebzemiz olan kırmızı havucumuzun da bir araya denk geldiği sezon bitmeden sizlere harika bir tarif yapmak istedim. Enginarlı, baklalı, kırmızı havuçlu, böyle taze soğanlı, muhteşem bir enginar yapacağız. Zeytinyağlı enginar yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Daha önce denediğim ve yaptığımda beğenenler çok oldu. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Hem sağlıklı hem de aynı zamanda leziz bir tarifle, hem de mevsimsel bir tarifle bugün de beraberiz. İlk başta ya ben baklalarımı önceden biraz hazırladım. Yaklaşık 250 gram kadar bakla var burada. 2 tane enginarla yapacağız bugün. Fakat bu 250 gram 4 tane enginarın çanağına yetecek kadar aslında. Ben sadece baklanın lezzetini biraz böyle çok sevdiğim için ekstradan fazladan da olsun istedim. Baklaların içiyle birlikte körpü olan kısımlarını da ayıkladım. Bu arada enginarlarıma önceden yaklaşık bir 10 dakika kadar ön haşlama yaptım. Birlikte tekrardan pişecekler ama sert olmasın, yumuşasın diye. Önceden bir limonlu suda 10 dakika bir haşlama yaptım, ön haşlama. Şimdi havuçlarımızı, bir tane böyle kırmızı havucum var, onu keseceğiz. Bir tane soğanım var, onu doğrayacağız ve taze soğanı da çok yakıştırdığım için bu tarife biraz daha taze soğan eklemek istedim. Aslında çok kolay ve basit bir tarif. Burada yapacağımız tek şey soğanlarımızı incecik doğrayıp havuçlarımızla beraber tavamızda zeytinyağında biraz kavuracağız. Aslında kavurma demek istemiyorum ama hafiften böyle karamelize hale getireceğiz diyebiliriz buna. Şöyle piyazlık ve ince bir şekilde doğruyorum soğanlarımı. Bu arada ocağımın altını yaktım. Hafiften ısıtmaya da başladım ben doğrama işlemini yaparken. Şu doğrama işlemini de gerçekten seviyorum. Çok keyifli ve güzel oluyor ya. Eğlenceli oluyor diyebilirim. Şimdi şöyle tavama zeytinyağımı koyayım. Tam tavada demek istemiyorum ama tava tencere arası bir şey. Çünkü hem kavrulacak hem de kavrulduktan sonra biraz pişireceğimiz için bu bizim için önemli. Şu zeytinyağımı şuraya koyayım. Son dokunuşumuzda tekrardan ihtiyacımız olacak. Bu arada havuçlarımı da ufak ufak şöyle, hatta şunları şöyle alayım ki siz de şu doğrama işlemini benimle birlikte görmüş olun. Bazıları çok seviyor çünkü mesela ben de çok seviyorum doğrama işlemi izlemeyi. Şöyle önce ortadan ikiye böleceğim havucumu. Daha sonra tekrardan ortadan ikiye böldüm. İnce ince, aslında jülyen dediğimiz bir kesme tekniği olan o jülyen kesme tekniğini uygulayacağım burada. Şu şekilde. Aynen. Ve şimdi son olarak da yeşil soğanlarımı doğrayacağım. Onları son noktada ekleyeceğim ama bütün doğrama işlemlerini yapayım istiyorum. Soğanımı da doğradım. Bu arada yağım da iyice ısındı. İlk başta normal soğanımı ekliyorum. Biraz artık kavurma mı dersiniz, karamelize işlemi mi dersiniz? Tam karamelize yapmayacağız ama iyice soğanımızı yumuşatacağız. Şurada bir tanecik kalmış, onu da alayım. Harika. Hemen döndürüyorum. Mutfakta şu pratik çalışma işini çok seviyorum ya, gerçekten. Şimdi doğramışken dereotumu da doğrayayım. Bu sadece en son piştikten sonra üstüne ekleyeceğimiz hem lezzet hem de görsel olarak da harika bir görüntü verecek bize. Şu hatta doğradığım dereotumu şuraya koymak istiyorum. Bunu en son dediğim gibi piştikten sonra kullanacağız.
Bu yemekteki aşamalarda şöyle biraz aşamalı olacak. Evet, çok basit bir tarif ama sadece biraz böyle aşamalı aşamalı gideceğiz. Hepsi bir arada pişmiyor maalesef. Çünkü hepsinin pişme süresi farklı. İlk başta soğanlarla havucumuzu biraz dediğim gibi karamelize kıvama getireceğiz. Onlar olduktan sonra baklamızı da biraz böyle pişireceğiz. Hafif bir şekilde. Daha sonra hepsini bir araya getirip harmanlayacağız. Ve en son enginarlarımızla birleştirdikten sonra biraz üstüne su ve zeytinyağı, limon da sıkarak hafif böyle bir 5-6 dakika daha onların beraberce o lezzetleri bir araya getirerek pişmelerini sağlayacağız. Son noktada da yemeğimiz piştikten sonra doğradığımız dereotunu üstüne gezdirdikten sonra afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif olacak. Şimdi soğanlarımızın kavrulmasını bekliyorum. Daha sonra havuçlarımı da ekleyip bunları iyice karamelize hale getireceğim. Şimdi arka ocağı aldım. Kırmızı havucumu da soğanı ekleyip. Çünkü karamelize işlemi biraz hafif ısıda ve yavaş yavaş olduğu için oraya aldım. Bu sırada da biz de baklayı halledelim istedim hep beraber. Tekrardan yeni bir tava aldım. Ufak bir tava aldım kendime. Buraya zeytinyağımı koydum. Ve şimdi o tavamıza burada doğradığımız taze soğanları ekleyeceğim. Hepsini koyuyorum. Ve taze soğanlarla baklalarımı burada gene o kavurma işlemi dediğimiz kavurma işlemini bu sefer de baklayla yapacağım. Yani aslında aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Yeşiller bir arada, diğer renkler bir arada. İkisini farklı şekilde kavurma işlemini yapıyoruz. Ama sonrasında hepsi bir arada birleşecekler. Baklalarımı da hafif böyle burada pişireceğim soğanlarımla. Biraz da azıcık da su ekleyip böyle iyice yumuşadığı kıvamda. Tuzunu da karabiberini ekledikten sonra diğer tarafta da havuç ve kuru soğanım da karamelize olduğunda hepsini bir araya getirip birleştireceğiz ve dediğim gibi son noktada enginarlarla buluşturacağız. Çok kolay, pratik, sadece biraz aşamalı bir tarif. Bazen mutfakta böyle aşamalı şekilde de yapabiliyoruz bazı tarifleri. Güzel lezzetler ve dengeli lezzetler elde etmek adına. Evet, hepsini de bir arada yapabiliriz. Fakat hepsinin dediğim gibi pişme derecesi birbirinden çok farklı olduğu için bu bizde o lezzet aşamasında biraz sorun yaratıyor olabilir. O yüzden biraz mutfakta sabırlı ve o tekniğe göre ilerlemek sizler için çok daha iyi olacaktır. Evet, şimdi soğan ve havuçlarımız çok güzel karamelize oldu. Baklam da pişti. Şimdi hepsini nasıl birleştireceğimizi sizlere göstereceğim. Önce bunu kenara almak istiyorum. Çünkü bu tavayı tekrardan kullanacağım. Bu lezzetin hiçbirini boşa harcamıyoruz. Enginarlarımı burada pişireceğim. Bunu köşeye aldım. Of, dumanı tutuyor. Şimdi enginarlarımı buraya koyuyorum. Dediğim gibi siz 4 tane de yapabilirsiniz. Daha sonra baklalarımla birlikte havuçlarımı birleştiriyorum. Şöyle. Hepsini bir arada şu şekilde iyice karıştırıyorum. Bu arada bunu ocağıma alabilirim. Şöyle. Biraz hafiften, çok az. Zaten kavururken koymuştum ama gene koyayım. Karabiberim ve tuzumu ekliyorum. Ondan sonra bir tane limonu hepsini sıkacağım. Bunları bu aşamada yapabilirsiniz. Diğer limonumu da sıkıyorum. Çok pratik bir şey. Bundan evinizde yoksa mutlaka edinin. Harika. Yani ben resmen şu limon sıkacağıyla aşk yaşıyorum mutfağımda. Bunu söyleyebilirim size. Şunu da kenara koydum. Ondan sonra şunu biraz karıştırıyorum. Ve ocağımın altını açıp
enginarlarımın çanaklarına hazırladığım bu karışımı koyuyorum. Baklalı karışımı. Dediğim gibi diğer kalan kısmını da etrafına yayın. Zaten muhteşem bir lezzet. Sonra hani hepsini afiyetle tüketebileceksiniz. Şöyle kenarlarına kalanları da koyuyorum. Yaklaşık 1-1,5 su bardağı kadar suyumu da ekliyorum. Hepsi beraber biraz daha pişsin. Çünkü tamamıyla pişirmedik hepsini. Bununla da çok azıcık daha zeytinyağı ve yaklaşık bir böyle 5-6 dakika daha böyle birlikte pişecekler. Bu lezzetlerin hepsi böyle birbirine geçecek. Ondan sonra afiyetle tüketebileceğimiz bir kıvama gelecek. Şu an muhteşem ötesi kokuyor. Muhteşem ötesi. Bunun sonucunu gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Enginarlarımız pişti. Oh! Harika bir koku geliyor. Şöyle rengarenk ve acayip derecede görsel şölen resmen. Hemen tabağıma alıyorum. Benim enginarlarım bir 5-6 dakikada pişti. Ama enginarlarınız hala sert kaldıysa onlar pişene kadar mutlaka hepsini beraberce pişirin diye tavsiye ediyorum size. Kalanını da şöyle kenarlarına koyuyorum. Şu an buhardan önümü göremez hale geldim resmen. Ocaktan yeni indi. Tabii siz bunu tüketirken biraz bekletin derim. 3-4 saat. Enginarlarım da biraz gözüksün. Ve son dokunuş olarak da doğradığımız dereotlarını şöyle hepsine gezdirebilirsiniz. Böyle muhteşem, lezzetli bir tarif. Umarım denersiniz. Denerseniz de beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak isterseniz bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Ve internet siteme de atölyelerim için bakabilirsiniz. Instagram adresime de atölyelerimiz nasıl olacak, detayları ne olacak bunlar için inceleyebilirsiniz. Hepsinin bilgisi aşağıda olacak. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hepinize şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Hoşça kalın.